Kriz fırsat yaratır mı? Ya da her kriz fırsat yaratır mı? Önümüzde orta ve uzun vadede benim perspektifimden nasıl riskler var? Biraz onları anlatayım. Yani bazı risklerin gerçekleşmesinde ortaya çıkacak krizler var. Yani onlardan bırakın sade vatandaşın herhangi bir fayda elde etmesini. Bir anda yüksek enflasyon, bir yandan da bam diye ekonominin aşağı düşüşü. Şimdi tüm analizler gösteriyor ki şu sektörler risk altında. Sürekli artan nüfus ve bozulan çevre şartları ve afetler var. Şimdi buradan kim ne kazanır onu bilmiyorum, ancak fırsatçılar kazanır. Ama kripto paralar kurtuluş reçetesi olur mu? Çok büyük bir soru işareti. Sokaktaki vatandaşa fırsat yok, sadece fırsatçılara fırsat var. Fırsatçılara da fırsat vermeyecek olan devlet. Merhabalar değerli dostlar. Efendim, bu hafta önemli bir konuyu incelemek istedim. Kriz fırsat yaratır mı? Şimdi ya da her kriz fırsat yaratır mı diye. Bunu her yerde duyuyorum. Dünyanın her yerinde konferanslar veriyorum. İşte bazı konuşmacılar kalkıyor, işte kriz fırsat demektir. Ona bakın, işte falanca lisanda krizle fırsat birbirine nasıl yakın, birbirine benziyor vesaire diye. Şimdi bakın söyleyeyim size, yani bunca yaşın tecrübesiyle söylüyorum. Her kriz fırsat yaratmaz. Yani bazı risklerin gerçekleşmesinde ortaya çıkacak krizler var. Yani onlardan bırakın sade vatandaşın herhangi bir fayda elde etmesini, duman olur. Net söylüyorum. Şimdi meseleyi biraz açayım. Mesela önümüzde orta ve uzun vadede benim perspektifimden nasıl riskler var? Biraz onları anlatayım. Mesela enflasyon ve resesyon aynı anda yaşanırsa. Yani bir anda yüksek enflasyon, bir yandan da bam diye ekonominin aşağı düşüşü. Şimdi yakın döneme kadar hem firmalar hem de bireysel anlamda firma bazında stokçuluk yaparak enflasyona karşı korunmaya çalıştı insanlar. Hatta fiyatlama davranışlarında bozulma oldu, daha fazla enflasyon yaratıldı. Ancak resesyon başka bir şey. Yani burada stoklanmış olan tüm değerler risk altına girer ve ciddi fiyat dalgalanmaları yaşanır. Yani amatör yatırımcıların ve sade vatandaşın İşte neye dokunsam altına dönüşüyor falan dediği bir dönem olmaz. Aksine kâr ederken bir anda güm diye batanların dönemi ortaya çıkar. O yüzden enflasyon ve resesyon aynı anda yaşanırsa ancak yani çok büyük menfaat sahipleri bundan fırsat yaratır. Öyle sade vatandaş fırsat falan yaratamaz. İkinci riske bakalım. Tedarik zincirindeki mecburi yapılanmalar. Şimdi tüm analizler gösteriyor ki şu sektörler risk altında. İlaç, eczacılık, efendim hazır giyim, ayakkabı, deri, iletişim ekipmanları, sağlık ekipmanları, mobilya, tekstil, ulaştırma, tren rayı da dahil edeyim yani bunun içine. Burada tedarik zincirleri yeniden yapılanmak mecburiyetinde, artık uzaklardan falan bu sektörlere bir şeyler getirmek mümkün değil. Ülke içinde tedarik etmek ya da yakınlarda tedarik etmek maliyet ve karlılık için önemli olacak. Şimdi yapmayanlar için hayat kolay olmayacak. Herkes bunu yapmak zorunda. Şimdi pazara yakınlık önemli. Şimdi bu durumun vatandaşların yaşamsal maliyetlerinin olumlu yansıması mümkün mü? Vallahi ben beklemiyorum, onu söyleyeyim. Yani bu firmaları ilgilendiren ve kolay olmayan bir süreç. Yani tedarik zincirinde yeniden yapılanma firmalar için lazım ama vatandaşa bunun olumlu bir yansıması olmayacak. Üçüncüsü, sıcak çatışma ve savaş. Şimdi Rusya-Ukrayna meselesi başta olmak üzere fokur fokur kaynıyor zaten, görüyorsunuz. Başlamış ve başlamakta olan ya da başlama ihtimali olan çatışmalar var. Enerjiden gıdaya, metalden lojistiğe, her yerde fiyatların yükselmesine sebep oluyor bu çatışma ve çatışma ihtimalleri. Bir de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üye adaylığı gibi hani sevimsiz meseleler, işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işleyişiyle alakalı tartışmalar, işte bunlar da zirve yapmış durumda. Dolayısıyla sıkışmış gazların yaratacağı durumlara hazır olalım. Ha, burada sade vatandaşa hiçbir şey çıkmıyor, kusura bakmayın. Ufak bir nükleer çatışma ihtimalini de hiç göz ardı etmiyorum. Allah korusun tabii. Ama burada da hani bu krizden de bir fırsat yaratma ihtimali pek gözükmüyor. İslam dünyası ile Batı arasında gerginlik var. Yani 2050 yılında dünya nüfusu %35 artmış ama Müslümanların nüfusu %73 artmış olacak. Bu durumda yaş ortalaması 25 ile 30 arası 3 milyar kişilik bir büyüklükten bahsediyorum. İşte eğitim, sosyal yardımlar, refah, teknoloji kullanımı gibi unsurlarda Batı'nın tabii hala gerisinde olacak. Bir de bu ülkelerde çoğunda, ya bu ülkelerin çoğunda otokrasi ya da
demokrasiyi sadece seçimle tarif eden rejimler var. Şimdi Gallup'un bir araştırması var, onu sizinle paylaşayım. Diyorlar ki bu ülkelerde örf, adet ve inanca göre yaşama isteği ne durumda? Batı ülkelerine göre iki katı daha fazla insanlar kendi örf, adet ve inançlarına göre yaşamak istiyor Müslüman ülkelerde. Dolayısıyla bir yanda Araplaşma fenomeni var. Diğer yanda da Müslüman nüfusun taleplerini anlamayan Batı. İşte ikisi birbirine geçtiği zaman işte neler olacak hepimiz göreceğiz. Özellikle Avrupa'nın içlerinde bir anda meydan verecek olan sıkıntılar, gerginlikler var. Uyanık olmakta fayda var. Bu riskin gerçekleşmesi halinde sade vatandaşın kazanacağı hiçbir şey olmaz. Aksine sıkıntılı günler yaşanır diyorum. Sürekli artan nüfus ve bozulan çevre şartları ve afetler var. Şimdi buradan kim ne kazanır onu bilmiyorum. Ancak fırsatçılar kazanır ama geriye dönüp baktığımızda hızlanan şekilde işte doğal afetler yaşıyoruz. Çevre şartlarında bozulma yaşıyoruz. İnanılmaz bir hızla nüfus artıyor. Sanayilerin değişen iklim şartlarına adapte olmaya çalıştığını görüyoruz. İkametini değiştiren insanlar var. Nüfus giderek su kenarlarına toplanıyor. Kırsal nüfus hızlıca düşüyor. Bütün bu gelişmeler akıllı şehir teknolojilerini satan firmalara yarıyor. Ama sade vatandaşın sadece maliyeti yükseliyor. Yani konutlar, otomobiller ve diğer mekanların iklimlendirilmesi var. Onlar da maliyetli işler. Bu arada varlıkları korumak zor. Tasarrufları nasıl değerlendirecek kimse bilemiyor. Ayrıca bir de sigorta maliyetleri var. Yani artık doğal afetler güncel risk kapsamına girdiği için yani bunlarla alakalı ciddi sigortalama işlemleri var ve maliyetleri de yüksek oldu. Ha bu arada su arıtma cihazları, enerji üreten ve depolayan üniteler, sıfır enerji tüketen binalar da tercih olmaktan çıkacak ve bunları üretenleri ihya edecek. Şimdi burada vatandaşa yine kusura bakmayın hiçbir fayda çıkmıyor ya. Bak her krizden fırsat çıkmazmış. Ancak kendini kurtarır. Bunu da fırsat olarak adlandırır. Borç artıyor. İnanılmaz bir hızla. Yani sürekli borç artıyor ve kuvvetli paraları da ikame edecek yeni enstrümanlar geliştiriliyor. IMF'nin borçluluk üzerine hazırladığı raporlar bize gösteriyor ki G7 yani dünyanın en gelişmiş ülkeleri çok sıkıntılı. İsterseniz borçluluk oranlarını sayayım. Şimdi Japonya %185. İşte Yunanistan %185'i. Japonya %200 borçluluk oranı. Yani borcun kamu borcunun milli geliri oranı. Yunanistan %185, İtalya %151, Singapur %131, Amerika Birleşik Devletleri %126, Portekiz %122, İspanya %116, Fransa %113 ve Belçika %107. Bu arada Kanada'da var %102 ile. Şimdi anlaşılıyor ki herkes milli gelirinin üzerinde borçlanmış. Şimdi faiz oranları yükselmeye başladığı andan itibaren bu borcun sürdürülemeyeceği zaten anlaşılacak. Şimdi 2008'den itibaren hani bir şeyler yaşamıştık hatırlarsanız finansal dağ boğazlar. Hani bir benzerinde 2030'a doğru yaşama imkanımız var. İşte dolar var, euro var, sterlin cinsinden varlıklar herkes tutuyor. Bunlarda şelale düşüşü dediğimiz sert düşüşler ortaya çıkabilir. Tüm bunlar tabii gelişmekte olan ülkelerin borçlanma kağıtlarını da doğrudan doğruya etkileyecek. Şimdi bireysel emeklilik fonlarından sermaye piyasasının çeşitli kurum ve enstrümanlarına kadar bu kağıtları yani bu kamu kağıtlarını elinde tutan insanlar var. O zaman ta bankacılığa kadar sirayet edecek muazzam bir riskten bahsediyorum desem yanlış olmaz. Şimdi kripto paralar kurtuluş reçetesi olur mu? Çok büyük bir soru işareti. Yani bunun için alışveriş işlemlerinin önemli bir kısmında ve ticari işlemlerin önemli bir kısmında kullanılıyor olması lazım. Ama şu ana kadar herkes zenginleşme aleti olarak kullanıyor kripto paraları. Yani yaygın bir şekilde günlük kullanımda değil. Şimdi bunun üstüne ne ekleyebilirim? Hani pandemiyle idrak ettiğimiz sağlık ya da ilaç sektörü üzerinden yaşayacağımız darboğazları da ekleyebilirim. Astronomik maliyet artışları var. Sağlıkla alakalı onu da ekleyebilirim ama belki bir sonraki videoda bunu anlatmam lazım. Şimdi bu anlattıklarımdan kusura bakma yani sosyal medyada bahsedilen bu işte her kriz fırsat yaratır falan hiçbir fırsat yok bak. Yani normal sokaktaki vatandaşa fırsat yok. Sadece fırsatçılara fırsat var. Fırsatçılara da fırsat vermeyecek olan devlet. Onu da söyleyeyim. O yüzden her kriz
fırsat yaratmaz. Kimse de rüya görmesin. Bazı krizlerin fırsat yarattığını tahmin ediyorum ama dediğim gibi fırsatçılara veyahut da bu krizlerden ders alarak çözüm önerileri geliştiren insanlara yarıyor efendim. Hoşçakalın.